millet düşmanlarına da, milleti birbirine düşürmek için tezgah kuranlara da, en önemlisi de terör örgütünün sözcülüğünü PKK'nın yapan, onun şubesi olan HDP'nin eş başkanlığını yapan 6-8 Ekim olaylarında milleti kışkırtarak 37 tane Kürt kökenli vatandaşımızın ikisi polis olmak üzere şehit edilmesinin müsebbibi olan bir kişi, yani Selahattin Demirtaş, elbette ki hapiste olacaktır. Nerede olacak? 5 yıldızlı otelde tatil mi yapacak? Elbette hapiste olacak. Yani daha göreceksiniz, buraya terörist başının, Apo'nun heykelini dikeceğiz adam. Nerede olacak? 7 yıldızlı otelde mi olacak? Elbette ki hapiste olacak. İnsanları kışkırtıp, sokağa döküp 37 kişinin can vermesine, hunharca katledilmesine talimatını vereceksin. Milleti ayaklandıracaksın. Ondan sonra da elini kolunu sallayarak gezecek mi? Elbette gezmeyecek. Elbette hukuk ve yargı bunun cezasını verecek. Ama buna da yapılması gereken ne? Bir an önce bu davaların sonuçlanması ve dolayısıyla da ne Avrupa'nın ne de içeridekilerin eline de koz vermemek gerekiyor. Bir an önce mahkemeler tamamlansın, cezaları kesilsin ve bu şekilde hiç kimse de ağzını açamasın. Ne içeriden ne dışarıdan. Onun için biz hukukun çabuk işlemesini ve bu uzun tutukluk sürelerinin artık sona ermesini ve bir an önce cezalarının verilmesini. Yani olay olmuş, aradan 4 sene geçmiş, 5 sene geçmiş. Dolayısıyla bu mahkemeler bu kadar uzun sürmemeli. Bir an önce bu cezalar verilmeli diyor. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Keçanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim hayırlı ve mübarek eylesin. Ama bu atılan adımlardan asla vazgeçilmemeli ve bu adımlar sonuna kadar sürdürülmelidir. Şimdi bakıyorsunuz, Amerika bir tarafta, Avrupa Birliği bir tarafta, Rusya bir tarafta ve şurada hemen yanı başımızda. Yani haline, vaktine ya da boyuna, posuna bakmadan Yunanistan bir taraftan Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor. Aslında bu Yunanistan'ın kendi başına cesaret edebileceği bir şey değil. Ama arkasına Avrupa Birliği'ni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni alarak güya Türkiye'ye kafa tuttuğunu sanıyor. Halbuki biz ona buradan bir kere daha hatırlatırız. Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün liderliğinde İzmir'de nasıl denize döküldüklerini hatırlatırız ve akıllarını başlarına armalarmışlarız. Bugün Amerika'nın Dede Ağaç başta olmak üzere belli Yunan adalarında üs kurmalarına falan güvenmesinler. Ya da Fransa'nın kendilerine uçak ya da gemi vermesine ya da Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin kendilerine destek açıklamalarına güvenmesinler. Başkanımız olmak üzere tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Katılımınız için de sizlere teşekkür ediyorum.